Merhabalar, yükselli örgülere hoş geldiniz. Bu gördüğünüz güzel motifi çalışacağız şimdi. Ve bunlardan 10 tane ördükten sonra birleştirip güzel bir çanta oluşturacağız. Beğeneceğiniz bir model çıkacağını tahmin ediyorum. Çok kolay ulaşabileceğiniz koton ipler bunlar. Mutlaka bu marka olması şart değil. Çünkü birbirinin aynısı neredeyse ipler. Bütün firmalar çıkartıyor. Şöyle bilgilerini yakından göstereyim. Bu bir reklam değil kesinlikle. Geri dönüştürülmüş koton. Bu kıyafetlerden, giysilerde de rahatlıkla kullanabileceğiniz ipler bunlar. Dokusu da çok uygun çanta örmeye. 4 milimetre tığ kullanıyorum çanta için. Tabii çantada biraz daha düşük, biraz daha ince tığ kullanıyoruz. Giysi örerseniz mutlaka daha yüksek milimetrede tığ kullanın. 4,5, 5, 5,5 biraz da elinize göre davranın. Yani bir deneyin. Çünkü öreceğiniz desenin ip de çok güzel durması gerekiyor. Bütün desenlerin gözükmesi gerekiyor. Çok sıkı örüp desenler birbirinin içine girmesin. Çok gevşek olursa da yine görüntü güzel olmuyor. Bir deneyin. İple tığın uyumunu kendi elinizle ayarlayın. Hangisi güzel oluyorsa o tığla devam edersiniz. Şimdi hemen şöyle sihirli halkayla başlıyoruz. En basit haliyle bir sihirli halka oluşturuyoruz. İpi tutuyorum, çeviriyorum. İlmeği bu şekilde alıyorum. Bu kadar. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 kere doluyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. İki ip alıyorum. 2 ip. Şimdi bir zincir ve tekrar 3 trabzan. Şimdi köşeye geldik. Köşede 2 zincir. Gene üç trabzan. Çok fazla sıkıştırmayalım çünkü bir üst sırada şuralara da tekrar batacağımız için sonra bittikten sonra ikinci sıra sıkıştırabiliriz. Önce bu şekilde biraz açık bırakalım halkayı. Üç trabzan, bir zincir. Tekrar üç trabzan. Üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Köşede iki trabzan. Gene üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Diğer köşedeyiz. 2 zincir. Bu şekilde sıraya devam ediyoruz. Bir, iki, üç ve dördüncü köşeyi yapıyoruz. 2 zincir. Şuradaki zincirle çıktığımız trabzanın dördüncüsüne, en üsttekine İlmek kaydırarak sırayı bağlıyoruz. Şunu çok sıkıştırmayalım, bol kalsın. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir zincir, tığ şöyle motifin arkasından ve ortasından şöyle bu şekilde çalışacağız.
Şöyle alıyorum. Ortasından batıyorum. Sık iğne. Sonra diğerine bir sık iğne. Burada bir zincir çekmiştik. Şu iki köşenin arasındaki boşluk. Burayı 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Şuraya batıyoruz. Bakın. Tığı böyle getirelim. Ve şöyle. İpi alalım. Sonrasında gene 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi şuradaki 3 trabzan grubunun ilkine gene sık iğne. Bir tane daha. Bir tane daha. Burası iki zincir çektiğimiz köşe. Gene oraya iki zincir çekiyoruz. Gene baştaki trabzanı şöyle alıyoruz. Bir yanındakine, iki yanındakine, üç. Gene bir zincir çektiğimiz boşluktayız. Gene burada yaptığımız çalışmayı yapıyoruz. 5 zincir. Gene şöyle bir sık iğne ile bağlıyoruz. Gene 5 zincir. Şimdi şuraya gene sık iğne ile tamamlıyoruz. Diğerine. Köşeyi iki zincirle geçiyoruz. Boşluğa geldik. Bir zincir çektiğimiz yere bu V desenleri kuruyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir ve gene sihirli halkanın içine bir sık iğne ile bağlıyoruz. 5 zincir. Üç sık iğne daha. Köşeyi iki zincirle geçiyoruz. Şimdi şuraya kuruyoruz V deseni. Araya geldik. 5 zincir. Beş zincirle çıkıyoruz. Diğer 3 trabzan grubunun üzerine de sık iğneleri örerek
köşeye geliyoruz. Köşeye gene 2 zincir ve başladığımız noktada ilmek kaydırarak sırayı bağlıyoruz. Şuralar köşe. Buralarda da güzel V desenleri oturttuk. Aralarına şimdi fıstık desenleri yapacağız. Sırayı bağladıktan sonra köşeye tekrar geri dönüyoruz. İlmeği köşenin içinden alıyorum. Ve oraya yarım köşe örüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 kere doluyorum. Üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Sıranın bitiminde aynı boşluğa üç trabzan, bir zincir, üç trabzan daha öreceğiz ve köşeyi tamamlayacağız. Şimdi şu V deseninin ortasına şuraya fıstık örüyoruz. Hiç araya zincir çekmiyorum. Ve 2 V desenin yani şu zincirin 2 zincirin arasına boşluğa batıyorum. 1 2 hafif yükseltiyorum tığı çok hafif. 3 4 ve 5. Düz çekmeye çalışın. Genelde yüksek başlanır. Sona doğru ilmek şöyle küçülür. Buna dikkat edin. Bu sefer de fıstıklar yan yan durur. O da güzel olmuyor. O yüzden başladığınız uzunlukta, mesafede bırakın. Son ilmeği de topluyorum ve kapatıyorum. Yine hiç zincir çekmeden köşeye geldim. Tabii trabzanları 2 kere doluyoruz ve 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3. 3 trabzan. 1 zincir. 3 trabzan. 2 zincir. Tekrar 3 trabzan. 1 zincir, 3 trabzan. Şuraya yarım köşe ördük. Sonra şu zincirlerin arasına bir fıstık ördük. Sonra 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 2 zincir köşeyi oluşturduk. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Şimdi tekrar fıstık örüyoruz. Şuradaki 2 zincirin 2 5 zincir çekmiştik şuralardan. Tam ortasına 1 çok hafif uzatıyorum ilmeği.
2 3 4 ve 5. Topluyorum, bağlıyorum. Şimdi gene hiç zincir çekmeden köşeye aynı çalışmayı yaparak devam ediyoruz. Son köşeyi de örüyoruz. Yalnız şu buraya değil, arkadaki boşluğa batıyoruz. Fıstıkları şu zincirin arasına, arkadaki ilmeğe ördüğümüz gibi, trabzanları da şuradaki boşluğa değil, arkada gördüğümüz boşluğa örüyoruz. Şimdi yarım ördüğümüz köşeyi tamamlıyoruz. Aynı boşluğun içine üç trabzan, bir zincir, ve iki zincirle köşeyi oluşturuyoruz. Başladığımız noktada sırayı tamamlıyoruz. Şimdi öreceğimiz sıra şu V desenleri, 5 zincirle ördüğümüz şu sıranın aynısını örüyoruz. Sonra gene fıstık ördüğümüz sıra. Yani bir bu, bir bu sırayı örerek, yineleyerek motife devam edeceğiz. Bir zincir, yanındaki trabzana, gene arka kısmına sık iğne, yanındakine 3 tane trabzanı ördük. Şimdi bir zincir çektiğimiz aradayız. Gene 5 zincir, şurada şu kısımlara batıyoruz. Sihirli halkaya batmıştık. Şimdi şuradaki bu trabzanları arka ilmeğe batarak örmüştük. Ön kısımda kalan boşluklara batarak sabitleyeceğiz 5 zinciri. Dönüyorum. Şöyle. 5 zincir daha. Diğer 3 trabzanın arkasına da sık iğneleri ördüm. Bu şekilde 5 zincir, 5 zincirle V desenleri oluşturuyoruz. Sonraki sırada arasına fıstık örüyoruz. Bu şekilde araya bir zincir çekelim gene. Çünkü biraz mesafe kalması gerekiyor. Bir zincir yeter. Yine sık iğnelerle trabzanların arkalarını ördüğümüz sık iğnelerle devam ediyorum. Bir zincirlik boşluğa geldim.
5 zincir. Bakın burada hemen öndeki boşluğa bir sık iğne, 5 zincir. Sonra diğer 3 trabzana her birine sık iğne. Köşeyi gene 2 zincirle geçiyoruz. Buraya öreceğiz gene zincirlerle. Boşluğa gelene kadar 3 trabzana arka kısımdan 3 sık iğne, 5 zincir. Şuraya örerken battığımız aynı boşluğun içine sık iğne ve 5 zincir. Diğer 3 trabzanlık gruba gene 3 sık iğne, 1 zincir. Diğer köşenin trabzanlarına geldik. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şuradaki bir zincirlik araya, burada ördüğümüz gibi 5 zincir, şuraya batıyoruz. 5 zincirle yukarı çıkıyoruz. Gene 3 tanesine sık iğne, 2 zincirle köşeyi dönüyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burayı ördüğümüz gibi. Sıranın sonunda 2 zincir ve başladığımız noktaya ilmek kaydırarak sırayı bağlıyoruz. Başlarken önce tabii desen gözükmüyor. Biraz karışık gibi duruyor. Sonra sıra ilerledikçe deseni görmeye başlıyoruz. Artık desen ortaya çıkmaya başladı. Burada köşeleri örerken trabzanlar, üçlü trabzanlar örüyorduk. Şimdi o trabzanları tekrar öreceğiz. Yani bir şu fıstık deseni ördüğümüz sıra, bir zincirleri ördüğümüz sırayı yineleye istediğimiz ebatta öreceğiz. Bunu kırlent yaparsanız tabii ki bu şekilde ilerleyerek istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz. Şimdi gene ilmeği bırakıyorum. Köşeye geri geliyorum. Burada 4 zincir ve gene 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan örerek yarım köşe yapıyoruz. Bir alt sırada, yani şurada ördüğümüz gibi. Karışık görünse de çok basit bir model. Üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Bu yarım köşe. Şimdi fıstık desenlerini öreceğiz. Buraya bir tane örmüştük. Şimdi şurada bir boşluk var. Yani desen var. Burada bir desen var. Şu V desenlerin arasına birer tane daha fıstık deseni öreceğiz. Yani bir taneydi. Bir üst sırada iki tane oluyor. Ortaya diğer fıstığın üzerine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan örerek geçeceğiz. Hemen başlayalım. Yarım köşemizi ördük. Hiç zincir çekmeden
boşluğa 1, 2, 3, 4 ve 5. Gene hiç zincir çekmiyorum. Şuraya. Bu kısımlarla hiç işimiz olmuyor. Hiç buraları çalışmıyoruz. Üç trabzan. Sonra bir zincir, tekrar üç trabzan. Yine araya hiç zincir çekmeden bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi köşedeyiz. Bir ası alt sırada ördüğümüz gibi gene hiç zincir çekmeden köşeye geçiyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, araya 2 zincir, sonra tekrar 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak alt sıradaki deseni tekrarlayarak öreceğiz. Şimdi şu zincirlerle olan V desenleri örüyoruz. Bir zincir, yanındaki trabzanı boşluktan batıp sık iğne, yanındakini, sonra 5 zincir, şuradaki boşluğa bir sık iğne ile bağlıyoruz. 5 zincirle yukarı çıkıyoruz ve diğer 3 grup, yani 3 trabzanın ilkinden başlıyoruz. Fıstık desenin üzerine gene bir zincir. Şu ortalarda ördüğümüz trabzanlara gene üç tanesinin arka tarafına 3 tane sık iğne. Şimdi 5 zincir. Burada fıstığın üzerine batıyoruz. Ya da şöyle bir sık iğne fıstığın üzerine. Gene 5 zincirle sıraya geliyoruz tekrar. Yanındaki 3 trabzana gene 3 sık iğne. Fıstığın üzerine bir zincir,
3 trabzana sık iğne. Buraya yine 5 zincir. Şöyle. Beş zincirli sıraya geliyoruz gene ve yanındaki üç trabzanı üç sık iğne. Köşeyi iki zincirle geçiyoruz. Şimdi buraya üç sık iğne. Burada çalıştığım gibi şimdi 3 tane V deseni oluştu zincirlerle. Gene bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Gene 3 desen oluşuyor. Fıstıkların üzerinden bir zincirle geçip sırayı burada ördüğümüz gibi tamamlıyoruz. Sıra sonunda köşeyi iki zincirle geçiyoruz. Başladığımız noktada ilmek kaydırıyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi gene ilmeği köşeye alıyorum. Yarım köşe örüyorum. 4 zincir. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Yarım köşeyi ördüm. Şimdi şuraya gene fıstıklar örüyoruz. Bir tane ile başladık. 2 tane, şimdi 3 tane fıstık örüyoruz. Gene zincir çekmiyorum araya. 1 2 3 4 ve 5 topluyorum. Şuraya arkadaki boşluklara batıyoruz hep. Buralara değil. Şöyle. Fıstığın üzerine üç trabzan, bir zincir, üç trabzan. Şimdi fıstık iki zincirin arasına beş topluyorum. Şimdi gene üç trabzan, bir zincir, üç trabzan örüyoruz. Gene fıstık örüyorum ve köşeye tam köşe örüp sırayı yarım köşeyi tamamlayarak bitiriyorum. Son sırayı da tamamladım. 2 zincir ve başladığım noktada ilmek kaydırarak bitirdim. Bu sırada 3 tane fıstık deseni, 2 tane trabzan deseni oldu. Bunu arttırdıkça, yani bir sıra şu zincirleri ördüğümüz sıra, üstüne fıstıkları ördüğümüz sıra yinelene yinelene bu büyüyor. İstediğiniz ebatta örebilirsiniz. Şimdi motifleri bu haliyle birleştirmek istemedim. Bir detay daha katmak istedim ki bunu hiç denemedim. Bunu şimdi hem video çekerek hem de bu çantada deniyorum.
Çanta biraz diri, biraz sertlik istiyor. Hem bu örgü motifleri birleştirirken biraz daha dirilik katacak çantaya. Hem de desenin içinde olan, zaten desende olan şu kabartıları bütünleyecek diye düşünüyorum. Küçük küçük tomurcuklar öreceğiz. Çantaya güzel bir detay katacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Şimdi birleştirdiğim noktada bir zincir ve aynı zincirle çıktığımız trabzana bir sık iğne. Sonra yanındaki trabzana 2, yanındakine 3. 3 tane sık iğne örüp üzerine 3 zincir ya da 2 zincir nasıl isterseniz. Şöyle 2 tane ip alıyorum sık iğnenin üzerinden ve ilmek kaydırıyorum. Sonra boşluğa bir tane, trabzana, yanındakine 3 tane oldu. 3 zincir. Gene şöyle 2 tane ip alıp ilmek kaydırıyorum. Devam ediyorum. Bir trabzana, bir fıstık üzerine, yanındaki trabzana ve 3 zincir. Bu şekilde 3 sık iğne, üçüncüsünün üzerine tomurcuk 2, 3 sık iğne, üçüncüsünün üzerine bir tomurcuk. Boşluklara da bir kere batıyoruz. Sırayı tamamlıyorum. Sıranın sonunda son tomurcuğu da örüyorum ve başladığım noktada ilk sık iğnenin üzerinde bitiriyorum. Tam 18 santim. Siz istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Çok güzel kırlentler, battaniyeler, hatta daha kalın iplerle çok güzel paspaslar örebilirsiniz. Çok müsait çünkü öyle örgülere. Şimdi ben bunu dikerek birleştireceğim için uzun bir ip bıraktım, kestim. Şu sık iğnenin hemen üstlerindeki şu ilmeklerden dikiyoruz. Bu şekilde her iki motifin tomurcukları bir araya geliyor. Çantaya çok farklı bir detay daha katıyor. Şimdi bunu ben de ilk defa deniyorum. Videoda da bu çantada da ilk denemem olacak. Çok beğenirsem başka çantalarda da kullanabilirim. Hatta siz de başka örgülerde de kullanabilirsiniz. Motifler büyük olduğu için bu açıdan göstermek biraz zor. Şöyle bir şema çizdim. Şöyle de görebilirsiniz. Böyle de dizebilirsiniz. Daha kolay olur. Şöyle. Bu şemaya göre motifleri birbirine dikip sonunda hepsini birden birleştireceğiz. Motifleri birleştirdim. Yani dikerek birleştirdim. İki motif. Sonrasında 1, 2, 3 motif. Sonra 1, 2, 3, 4 ve 1. Biraz daha büyük bir şema çizdim. Bu şekilde yerleştirerek dikiyoruz. Sonra şöyle katlıyoruz. Şuralarda uçları da birleştiriyoruz şöyle ve çanta oluşuyor. Çok güzel, çok hoş bir çanta oldu gerçekten. Şimdi hemen dikilişine başlayalım. Onu da göstereyim.
çok basit bir şekilde birleştiriyoruz. Şimdi çantanın şöyle göstereyim. Şöyle katladık. Burayı birleştireceğiz. Şöyle. Sonra şu şekilde ve böyle birleştirerek geleceğim bu kenarları. İpi buraya sıkılaştırdım şöyle. Ve hiç ipi kesmeden kenarları birleştirerek devam edeceğim. Üst üste getiriyorum motifleri. Tam desenler birbiriyle örtüşmeli şu şekilde. Şöyle elinizle sabit tutuyorsunuz dikerken motifin kaymaması için. Sonrasında şöyle tomurcukların dibinden batıyoruz. Şöyle. Sık iğnelerin hemen iki ipini alıyoruz şöyle. Örerken battığımız gibi aynı şekilde. Sonra bu tarafta diğer bu tomurcuklar üst üste gelir, yan yana gelir, hiç önemli değil. Desenler birbirinin üzerine örtüşsün, tam gelsin ve kaymasın. Desen karşı motifin deseniyle tam karşı karşıya olsun. Şöyle gene sık iğnelerin hemen üzerinden alıyorum karşılığına. Uzun bir ip olduğu için düğüm olabiliyor. Desenler tam örtüşecek. Mesela şurada bir fıstık deseni var. Karşı motifin fıstık deseniyle tam üst üste gelecek. Hiç desen kaydırmadan muntazam bir şekilde şöyle tam sık iğnelerin üzerinden örerken tığ battığımız gibi dikiyoruz. Kontrol ediyoruz. Desenler üst üste gelmesi için şöyle devam ediyoruz. Şöyle. Tomurcukların bir araya geldiği bir dikiş oluyor ve gerçekten dikişteki şu tomurcuklar motifin kendisiyle çok güzel uyum içerisinde. Gene bu desene yakın güzel bir çanta sapı yapıyoruz. Hemen dikişi bitirir bitirmez şeye başlayalım. Sap yapmaya. Evet, dikişi de bitti. Çok harika bir model oldu gerçekten. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi gene desenine uygun bir sap örelim. Gene aynı iple ve bu sefer 5 milim tığ kullanıyorum. Biraz kalınca bir sap istedim. Dikmek için şöyle biraz bırakalım ve
İpi sıkılaştırdıktan sonra 1, 2, 3 zincir. Doluyorum. Ortadaki zincire 1, 2, 3 ve 4 kere doluyorum. Sonra gene yanındaki zincire. Gene 1, 2, 3, 4. Bu şekilde başlıyoruz örmeye. Sonra arada hiç zincir yok. Sonra gene ilmeği çok hafif yukarı çekiyoruz. Çok hafif. Buradaki fıstık desenlerin ortasına batıyoruz. Şöyle. Buradan hep aynı noktadan çalışıyoruz. Farklı farklı noktalara batmadan. 1 2 3 ve 4. Buraya da şöyle ortasından batıyoruz. Dört kere. Bunu daha ince yapmak isterseniz 3 kere de yapabilirsiniz. Gene çok hafif çekiyorum ortaya. Sonra buraya gene ortaya bütün sıra boyunca bitene kadar bu şekilde çalışıyoruz. Çok hafif çekiyoruz, doluyoruz. Şöyle ortasına ...45 santim ördüm. Bu yeterli oldu benim için. Daha da uzun, daha da kısa yapabilirsiniz. Zevkinize bağlı. Şimdi bir tane daha örüyorum.
Şimdi diğerini dikerken onu da göstermek istedim. Özellikle yeni başlayanlar için bunlar önemli detaylar oluyor. Bilenler zaten videonun bu bölümlerini izlemezler bile. Şimdi şöyle bir sabitliyoruz önce. Tam ortasına denk getirerek şuraya. Çantanın şöyle köşesiyle sapın tam ortasını karşı karşıya getiriyoruz. Ortalıyoruz. Son görünen ilmeğe kadar dikiyoruz ki en kenar ilmekleri bile çantanın üzerine tam otursun. Yoksa şöyle havada kalır, o da güzel durmuyor. Tam bir oturtmamız gerekiyor sapla çantayı. Yoksa şöyle çok iğreti bir tutturma yapmış gibi oluruz. Hem sağlam olmaz hem güzel durmaz. Tekrardan üzerinden geçiyorum. Şurada son gördüğümüz ipleri de alıyoruz ve çantaya sabitliyoruz. En kenar iplerinden de çantaya oturtmuş oluyoruz. Dikebildiğimiz kadar birkaç kere daha. Bu yeterli. Bunu şöyle içeri alıp burada kaybedeceğim. Çok güzel bir çanta oldu gerçekten. Ben bayıldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım gene emeğinize değecek modellerden biri olmuştur. Burada tomurcuk çalışmıştım. Birleştirme yerlerinde, yani motifin son sırasında bunun güzel bir detay katacağını düşündüm ve gerçekten öyle oldu. Çantaya çok yakıştı. Güzel bir ağırlık, bir sertlik kazandırdı çantaya. Şimdi başka renkli motifler başladım. Bu çalışmanın başka bir versiyonunu deneyeceğim. Onun da videosunu çekeceğim. Onu da izlerseniz siz de kendi örgülerinizde, çantalarda ya da motif birleştirmelerde şu detayı kullanabilirsiniz diğer versiyonuyla. Evet, çanta bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.